Merhabalar günaydınlar. Hoş geldiniz. Sizleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yeni bir haftanın ilk gününde erken saatlerinde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün eğitim sendikalarının değerli genel başkanları, yöneticileri onların beklentilerini dinlemek, birlikte geçirdiğimiz eğitim gündeminin çok yoğun, çok karmaşık, çok endişe verici olduğu geçtiğimiz süreci değerlendirmek Ekim ayına kadar e, zaman kaybetmek yerine kazanılan birlikte verilen mücadele sonucunda kazanılan zamanı doğru değerlendirmek ve Ekim ayında eğitim gündeminde ortak yol haritamızı doğru verilerle doğru bilgilerle ve kamuoyunu doğru bilgilendirerek belirleyebilmek üzere böyle bir toplantı yaptık her bir ...sendikamızdan görüşme talepleri, bilgi notları geliyordu. Her birisi çok kıymetli. Gölge kabinemizdeki Milli Eğitim Bakanımız Suat Özçağdaş ve değerli yardımcıları... ...konuyla ilgili sizlerle hep temas halinde. Bize sizlerin değerlendirmelerini, çalışmalarını, bilgi notlarını, raporlarını... ...endişelerini, önerilerini iletiyorlar. Ama bugün hem... ...bir toplu halde bir araya gelmek, sizin kendi ağzınızdan değerlendirmelerinizi dinlemek... ...hem de bizim yaz dönemi çalışmalarına ilişkin bilgi vermek üzere... ...sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii aramızda toplantıda eğitim sendikalarının başkanları, yöneticileri var. Aynı zamanda emekli öğretmenlerin örgütlerinin temsilcileri var... Ben iki emekli öğretmenin çocuğu olarak doğduğu günden itibaren okulda ertesi günkü derse plan hazırlayan ders notlarını hazırlayan iki öğretmenin evladı olarak nöbetlerde öğretmen odalarında kendi dersini yapmış ödevlerini yapmış. bir öğretmen çocuğu olarak bugün burada sizlerle birlikte olmaktan, Ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ee, bu yaptığımız toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Suat Hoşçağdaş'ın yönetiminde gerçekleştirdiğimiz... ...eğitim maratonundaki çıktıları da değerlendirebilmeyi ve bunun üzerinde e, konuşmayı ümit ediyoruz. Biz eğitimi bir bütün olarak ele alıyoruz. Ortaya çıkan akut sorunlara pansuman tedbirlerle ya da ortaya çıkan e, belli rahatsızlıklara tepki vererek devam etmek yerine Cumhuriyet Halk Partisinin ki bundan sonraki seçimlerde iktidar partisi olmayı Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetmeyi ve Türkiye'deki eğitim politikalarını bir bütün olarak ele alıp bir geniş ulusal mütabakatla yıllarca iktidarlar değişse de eğitimin ana gövdesinin değişmeyeceği, doğru hedeflerin belirlenebileceği bir çalışmayı sürdürmeyi umuyoruz. Tabii iktidara gelince ne yapacağımızı biliyoruz. Ancak bunu muhalefetteyken netleştirmek, toplumla paylaşmak ve bir Gölge Bakanlık çerçevesi içinde biz olsaydık ne yapardık, ne öneriyoruz ve geldiğimizde ne yapacağız, bunu açık olarak kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Tüm bakanlık paydaşlarla birlikte yönetilmesi zorunlu olan bakanlıklar. Tüm bakanlıklar için bu geçerli. Ama hangisi için olmazsa olmaz derseniz herhalde birinci sıraya Milli Eğitim Bakanlığı'nı yazmak lazım. Çünkü Milli Eğitim ülkenin bugününü, yarınını değil geleceğini belirleyecek politikaların belirlendiği ve her gelen iktidarın kendine göre değiştirdiği takdirde, her gelen bakanın kendine göre değiştirdiği takdirde, Bakan yardımcısı bakan olduğunda bile önceki bakan sonraki bakan çelişkilerinin bile uygulamalara yansıdığı takdirde ülkenin belini doğrultmasının mümkün olmadığı bir alan. Kısa, orta, uzun vadeli planların, programların yapılması ve bunun üzerinde bir ulusal mütabakat aranması gerekiyor. Bugün için dünyanın en gelişmiş ülkelerine bakarsanız başarılarının altındaki temel faktör, üzerlerinde mütabakata varmış oldukları bir ulusal eğitim programlarının olması. Almanya'da Hristiyan demokratlar gidince, sosyal demokratlar gelince eğitim anlayışı ve orta uzun vadedeki hedefleri hiç değişmiyor. Ve orada hiç kimse şu iktidarı değiştireyim de çocuğumun aldığı eğitimin kalitesi artsın ya da iktidar değişti, eğitim böyle oldu diye bir endişe ıı, ıı, kapılmıyor. Bunun için bir genel mütabakata ihtiyaç var ve bunun için paydaşlarla birlikte çalışmaya ve biz geldik bildiğimizi yaparız demek yerine bunun doğrusu nedir? Bunu hep birlikte aramaya ihtiyaç var. Aslında bu zorunluluk Türkiye'de de çok büyük fırsatları da beraberinde getiriyor. Çünkü alan eğitimcilerin söz söylediği alan olunca kimse zaten boşa konuşmuyor. Herkes ...veriyle konuşuyor, analizle konuşuyor... ...herkes örgütlü olduğu sendikanın... ...sahadan aldığı bilgileriyle konuşuyor... ...ve konunun taraflarının hemen hepsi... ...belki en yukarıdakiler hariç... ...bu konuda son derece iyi niyetli... ...son derece birikimli... ...son derece deneyimli... ...ve aynı dili konuşmaya müsait taraflar... ...burada hepimizin dikkat etmesi gereken... ...siyasi görüş farklılıkları olabilir... Sendikaların üye yapılarının farklılıkları olabilir ama bilimsellikten uzaklaşmamak çünkü e, bunun başka alanlarda da sorun yaratıyor ama e, milli eğitim alanında bilimsellikten ayrılmak e, çok paradoksal bir durum olarak meseleyi baştan aşağıya zedeleyebiliyor. E, bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak müfredat yapmayı anayasa yapmak kadar önemli gördüğümüz. ...değerlendirmemizin bir kez daha altını çizmek isterim. Anayasa yapma konusunda ülkede sürekli bir iddia, bir çağrı, bir talep var... ...ve e, işin özüne girene kadar söylenen e, pırıltılı lafların hepsine katılıyoruz. Anayasalar aşkın zamanlı metinlerdir, kuşatıcı metinlerdir... ...zaman geçtikçe yıpranmayan, güçlenen metinlerdir... ...ve tam bir mütabakatla yapılması gerekir deniyor... Ama bunu yapmak için gerekli irade gösterilmiyor. Göstermek için önce bir mevcut anayasaya uymak, anayasa mahkemesi kararlarına saygı duymak ve anayasal düzenin devamı için anayasaya e, saygının toplumsal mütabakat metnine saygının olmazsa olmaz olduğunu kabul etmek lazım. Maalesef bundan mahrumuz. Ülkeyi yönetme yetkisini ele alanlar beğenmedikleri kararlarda mahkeme kapatmaya kadar gidecek iddialarda bulunuyorlar. Veya mevcut anayasaya uymuyorlar ama pırıltılı sözlerle gelin yenisini birlikte yapalım diyorlar. Biz müfredat meselesini o pırıltılı sözler, anayasa için söylenen sözlerin hepsini müfredat içinde duymak istiyoruz. Müfredat yapmak ulusal bir meseledir. Hep birlikte olunması gereken bir meseledir. Ee, gittikçe yıpranan değil Birlikte yapıldığı için gittikçe güçlenen e, metinlerin ortaya çıkması gerekmektedir. Üzerinde bir mütabakatın olması gerekmektedir sözlerini müfredat için duymak isteriz. Ama buradaki temel hedef kendine göre bir nesil yetiştirmek olunca işte sıkıntılar orada başlıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugüne kadar en çok değiştirdiği iki bakanlık, Kültür Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı herhalde Milli Eğitim son değişiklikte bir öne geçerek en çok değişen bakanlık haline geldi. Her gelen bakan bir reform yapıyor. Yani aslında bir öncekinin reforma reform yapmaya muhtaç bir enkaz devrettiğini ifade ediyor. AK Parti'nin Milli Eğitim Bakanlarını dinlediğimde her seferinde son seçimlerde iktidar muhalefet yer değiştirmiş, yılların muhalefet partisi gelmiş iktidar olmuş, onun bakanını dinliyor gibi hissediyoruz. AK Partili bakanların e, kendinden önceki dönemle ilgili yaptıkları değerlendirmeler öz eleştiri olarak kabul edilse... ...her seferinde bu kadar sık öz eleştiri yapıp bunlardan hiç ders almamak nasıl mümkün oluyor diye düşünüyor insan. O yüzden... Milli Eğitim Politikalarının oluşturulması sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meseleye son derece sığ bir yerden, dar bir açıdan ve parti faydasını gözeterek kaçınılmaz olarak da ülkenin faydasını gözetmeyerek bir tutum sergilediğini görüyoruz. Tabii meseleyi biraz detaylarıyla ele alacak olursak geçtiğimiz günlerde eğitim maratonunda yüze yıkan konuşmacı 24 saat boyunca konunun bütün dilimlerini konuştular. Ee, o çıktılar gerçekten çok kıymetli. Buradan sonra Sohat Özçağdaş ve e, Milli Eğitim Politikaları ile ilgili ekibimiz bugün herhalde bir Adana seyahatiyle başlayıp yarın ilk e, resmi çalışmayı Hatay'da başlatacaklar ve önce deprem bölgesini dolaşacaklar. Yaz boyunca 30 ili dolaşmayı, deprem bölgesinin tamamını dolaşmayı ve bu 30 ilde eğitim maratonunun çıktılarını paylaşmayı, sendikaları, öğretmenlerin birlikteliklerini, velileri mümkün olduğu kadar öğrencileri ziyaret etmeyi, ardından mümkün olan yerlerde halk buluşmaları yapmayı ve eğitimi Anadolu'da ve Trakya'da yaz boyunca gündemde tutmayı, bu meseleyi pozitif bir gündemle, yapıcı bir anlayışla, ama dirayetli, kararlı ve enerjik bir e, takvimle e, yaz boyunca gündemde tutmayı düşünüyoruz. E, ben Eğitim Maratonunun ilk açılış konuşmasını yapmıştım. Kendilerinin takvimi doğrultusunda, benim programım doğrultusunda mümkün olan bazı illerde. Ben de kısa katkılar vermeyi ve bu çalışmaları görünür kılmayı hedefliyorum. Tabii öğretmenlik meslek kanunu, müfredat gibi yıllardır çalışıyoruz. Getirdik 7 günde görüş verin demişlerdi müfredata. Ya 7 günde görüşme olur dedik. yüzde %50 zam yaptım hadi 10 günde verin deyip o müfredatı yayınladılar. Bu yazın sonunda eğitim öğretim sezonu başladığında elbette sendikalar gibi bizim de müfredata dair ve öğretmenlere ve velilere doğru söyleyecek çok sözümüz olacak. Ee, önceki eleştirilerimizi daha somut çağrılara dönüştüreceğiz. Öğretmenlik meslek kanunu da yine birden meclisin gündemine getirildi. Yeterince tartışılmadan e, ve dayatmacı bir anlayışla geçirilmeye çalışıldı. Ciddi eleştiriler aldı ve e, hem Milli Eğitim Komisyonu üyelerimizin hem Diğer komisyonlardaki üyelerimizin hem tüm milletvekillerimizin hem sendikaların sivil toplumun haklı tepkileriyle meclisteki direnişle grup başkan vekillerimizin meclisi e, tıkaması ve orada yaptıkları e, yasalaşmaya karşı engelleyici iş gelen bütün hakların etkin kullanımıyla Ekim'e bırakıldı. Ekim'e kadar bir zaman var başta söylediğim gibi bu zamanı iyi kullanmamız gerekiyor. Kimseye danışmadan getirdikleri öğretmenlik mesleği kanun teklifinin genel kuruldaki görüşmelerinin yarıda kesilmiş olmasını önemli bir başarı olarak görüyoruz. Bizlere ve sizlere düşen yapıcı öneriler ve katkılarla bu teklifi Milli Eğitim Bakanı'nın şahsi ihtiraslarına kurban etmeden iyi bir kamuoyu oluşturmak. Çünkü bu teklif bu haliyle bir meslek kanunu olmaktan çok uzak. Bu teklif atanmayan öğretmenlerin diplomalarını çalma projesidir. İlk günden beri bunu böyle nitelendirdik, nitelendirmeye devam ediyoruz. Türkiye'de iktidar partisi atanmayan öğretmenlere atanamayan öğretmenler diyor ve maalesef bu tanımlamayı e, yaygın olarak herkesin e, terminolojisine sokmuş durumdaydılar. Biz Uzun süredir buna itiraz ediyoruz. Atanamayan öğretmen kelimesinde bir kendisine bir iyi niyet atfetme var. Aslında atayacaktık da çok zorluklarımız var atayamadık. Bir de karşısındakine kusur atmetme var. Atanamamışsın sen. Yani demek ki sende bir eksik var ki atanamayan öğretmensin diye. Burada önce şunu hatırlatmak lazım. Salon tabii bu bilgiyi e, benden iyi bilenlerle dolu ama televizyonları başındakiler için Sayın Recep Tayyip Erdoğan iktidara gelmezden birkaç ay önce devrim başbakanını 68 bin atanmayan öğretmen var. Madem atamayacaktın niye okuttun diye eleştiriyordu. Ve diyordu ki gelir gelmez bu sorunu kökünden çözeceğiz. Geldi 22 yıldır iktidarda ve sonunda atanmayan öğretmen sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. İşte şimdi öğretmenlik meslek kanunuyla bu 1 milyon mezun edip atamadığı öğretmene atanamayan öğretmen diye bir eksiklik, bir kusur atfediyordu. İşte onu şimdi şeytani bir projeyle kanun teklifi yasalaşırsa eğer gerçekten kusuru olan bir milyon öğretmene dönüştürecek diplomalarını çalacak. Diyor ki, evet siz eğitim fakültelerine girdiniz, önce lisede çalıştınız, öğretmenliği gönlünüze koydunuz. Sınava girdiniz, kazandınız, yerleştirildiniz. Okulunuzu bütün güçlüklere rağmen, ailelerinizin ekonomik güçlüklerine rağmen, barınma sorunlarına rağmen Türkiye'de üniversite öğrencisi olmanın maddi ve manevi sorunlarına rağmen ya, başardınız, biz size diploma verdik, öğretmen ünvanı aldınız ama bu yasa çıkınca hepinizi ben öğretmen adayı statüsüne döndürüyorum. Ve içinizden bazılarını alıp onları Milli Eğitim Akademisi'nde iki yıl eğitime tabi tutup ondan sonra atacağım. Peki kaçımızı yapacaksın? İhtiyaç kadarını. Bu sene için bu rakam 24 bin mesela. Ne kadar emekli olduysa o kadar alacakmış. Eğitim fakültelerini kapatsak, öğretmenliği işte formasyon almayla geçişleri falan durdursak, bu hesabı uygulasak, 1 milyon atanmayan öğretmenin hepsinin bu imkana kavuşması için 48 yıla ihtiyaç var. 48 yıla. En iyimser yaklaşımla 40 yıla ihtiyaç var. Yani 1 milyon öğretmenden şanslı 20 binini... Bu şanslıya da bir soru işareti koymak lazım parantez içinde. Milli Eğitim Akademisi'ni alıp oradaki e, hem de geçen Mayıs ayında yani 2 Mayıs önce son seçimlerin yapıldığı Mayıs ayında Nisan'da mülakatı kaldırma sözü verenler şimdi mülakatın daniskasını yapıyorlar. Bu bakanın deyimiyle mülakatı kaldıracaktınız söz vermiştiniz deyince şöyle diyor mülakatı kaldırmayacağız mülakat gibi mülakat yapacak. Mülakatın daniskasını yapacak. Mülakatları subjektif olarak değerlendiriyorduk. Subjektivitenin, öznelliğin daniskasını yapacak. Belli sayıda öğretmeni alacak, akademiye getirecek. iki yıl boyunca güya eğitecek. iki yıl boyunca değerlendirmeye tabi tutacak. Subjektif kriterlerle, yaşam biçimiyle siyasi görüşüyle ve iki yıllık mülakatın sonunda mezun olabilen kendisine uygun yapıda olanları atayacak, geri kalanları da dışlayacak. Bu herhalde Cumhuriyet tarihinde devletin millete, milletin evladına öğretmen olarak bir grup, bir milyon gence kurmuş olduğu en büyük kumpastır. Altı yıl önce gönlünde öğretmen olmayı geçiren gencecik çocuklara hiçbir engel yok dediler. Tercih et girersen okursun dediler. Girdi bitirirsen mezunsun dediler. Diplomayı verdiler. Önce kura çekeceğiz dediler. Sonra mülakat dediler. Şimdi diyor ki iki yıl bir gözümün önüne gel. Benim tedrisatımdan bir geç. Olursa atarız. Olmazsa ağaç kavuğu yersin diyorlar. Biz buna itirazı bu süreçte yaptığımızdan çok daha net ve çok daha sert bir şekilde önce bütün Anadolu ve Trakya'da yükselteceğiz. Sonra da meclis zemininde bunu uzun uzun ifade edeceğiz. Bu yan kesiciliktir. Bu diploma hırsızlığıdır. Bu insanların geleceğini çalmaktır. Umutlarıyla oynamaktır. Ayrıca kanun eliyle kazanılmış hakların devlet tarafından vatandaşın elinden alınmasıdır ki görülmüş iş kabul edilecek bir iş değildir. Bu yüzden bu meseleyi son derece önemsediğimizi ifade etmek isterim. Tabii en önemli sorunlardan bir tanesi istihdam biçimleri. Bugüne kadar öğretmenler, benim babam emekli bir öğretmen, 80 yaşın üzerinde. Babam bir gün sokakta oynayan çocuklara müdahale ediyordu. Topunuz kaçarsa hemen fırlamayın, durun, Sağınıza solunuza bakın Yanınızdaki arkadaşınız da baksın o, o bakmaya devam etsin Sen topu almaya git Aman çocuğum falan deyince Ben de biraz acelemiz de vardı Babama dedim ki Ya baba bırak Allah aşkına ne yapıyorsun dedim Oğlum ben öğretmenim dedi Benim sorumluluğum var dedi Baba sen artık öğretmen değilsin Sen emekli öğretmensin Öğretmenler yapar bu işleri dedim Dedi ki öğretmenlikten emekli olunmaz Sadece okula gitmezsin öğretmenlik ömür boyu süren bir şeydir. Bu benim sorumluluğum çocuğum. Bir yanlış varsa, bir eksik varsa onu düzelteceğim. Eskiden öğretmen vardı ve bütün öğretmenler öğretmen olduklarıyla gurur duyarlar. Bütün toplumdan saygı görürler ve bunu yaşamları boyunca sürdürürlerdi. Bunun böyle yapılmasının önüne öğretmenleri istihdam biçimleri üzerinden kategorize eden anlayış mesleğin her alanına saldırdığı gibi ruhuna da saldırıyor. Öğretmen odasında ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, normal öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmeni birlikte oturtuyor. Öğrenciye karşı, veliye karşı beş ayrı kategori var. Eğer öğretmenlik meslek kanununu geçirebilseydi altıncısı da gelecekti. Aday öğretmen olacaktı ve altı farklı kategoride öğretmenler sınıflandırılmış olacaktı. Bu çalışma şekli topyekün iş barışına aykırı zaten. Ücretli öğretmenlere asgari ücretin altına denk gelecek maaş ödemesi yapılıyor. Yani devlet herhangi birine bir kuaföre, berbere, markete asgari ücretin altında eleman çalıştırırsa teftiş yapıyor, Ağır cezalar kesiyor, ısrar ederse iş yerinin kapanmasıyla sonuçlanacak cezalar var. Ama öğretmenlik gibi bir kutsal mesleğin mümessillerini askeri ücretin altında çalıştıracak düzenlemeleri içine sindirebiliyor. Hele hele bir de özel sektör öğretmenlerinin durumu var ki o tam bir felaket. 2014 yılında bir gece yarısı bir torba yasa içinde özel okul öğretmenlerinin taban maaşını ellerinden aldılar. Neydi taban maaş? Kanun şöyle diyordu. Özel okulda öğretmen çalıştırıyorsan kamudaki emsalinden düşük maaş veremezsin. Öztürkçesi buydu. Bu kamu özel okulda çalışan öğretmenler açısından kamuyla kıyaslı bir ücretlendirme politikası olduğu için son derece güvenli bir alandı. Elbette kamudaki yetmeyen maaş Özel okuldaki öğretmene de yetmezdi ama hiç olmazsa kamu kadar maaş alıyorlardı. 2014'te bir takım lobicilik faaliyetlerine teslim olan daha doğrusu lobicilik faaliyetlerinin temsilcisi olan bazı milletvekilleri iktidardaki bakanı ve cumhurbaşkanını ikna ettiler. Bir gece yarısı önergesiyle taban maaşı öğretmenlerin elinden aldılar. Bugün genel maaş özel okullarda asgari ücrettir ve asgari ücret sınırında altında maaşlarla çalıştırılan öğretmenler vardır. Taban maaş düzenlemesine derhal geri dönülmelidir. Tabi kamudaki öğretmen maaşı deyince akla şu geliyor. Biz hep emeklilerle ilgili bunu konuşuyoruz ki konuşmaya devam edeceğiz. Asgari ücretle ilgili karşılaştırıyoruz. Peki öğretmen maaşında durum nedir diye baktığımızda orada çok çarpıcı bir şey gördük. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında alınan ilk öğretmen maaşlarında en düşük öğretmen maaşı 635 liraydı. Ve o günkü parayla 19,5-20 çeyrek altın satın alıyordu en düşük öğretmen maaşını çeken kuyumcuya gidip 20 çeyrek altın alabiliyordu. Bugün en düşük öğretmen maaşı 41 bin lira ve 9,5 çeyrek altın alabiliyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca öğretmene verilen en düşük maaş ayda 10 çeyrek altın kaybetmiş durumda. 10 çeyrek altın. Hesap ortada. Bütün öğretmenlerimize ve bütün velilerimize, bütün öğrencilerimize bunu dikkatle düşünmeleri için bu bilgiyi emanet ediyorum. Öğretmen aynı öğretmen, hayat şartları çok daha zor, hayat çok daha pahalı ama öğretmenin maaşından 10 çeyrek altını almışlar. Basit bir hesapla bugün 41 bin lira alan öğretmen, Ecevit'in emanet ettiği gibi maaşı muhafaza edilseydi 90 bin lira maaş alacaktı. 40 bin, bin liraya geçirmeye çalışan bütün öğretmenlere evlatlarını mutlu, geçim sıkıntısı çekmeyen, kendini yetiştiren, sosyal hayata katılabilen, gazete, dergi takip eden, kitap okuyan, sinemaya, tiyatroya giden öğrencilerinin entelektüel kapasiteye katkı sağlayacak bir öğretmene Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Reva gördüğü maaş budur. Kendinden önce beğenmediği ve krizden çıkmış Türkiye, hatta krizin en zor günlerini yaşayan, acı reçeteyi içen ve iktidar partisine bu iktidar imkanını yaratan o ekonomik koşullarda Ecevit hükümeti, beğenmedikleri koalisyon hükümeti bugünkü parayla 93 bin lira maaş ediyordu. Bugün 41 bin lira maaşla çalışmaya zorluyorsunuz ve. Öğretmenlerle ilgili yapılan eğitim sendikalarının yaptığı araştırmalardan bir not var önümde. Öğretmenlerin yüzde 91'i maaşıyla geçinemediğini söylüyor. Öğretmenlerin yüzde 63'ü başka kişilere borçlu olduklarını söylüyorlar. Öğretmenlerin yüzde 83'ü toplumdaki saygınlıklarının azaldığını hissettiklerini söylüyorlar. Yüzde 50'si ise daha fazla para kazanacağı bir iş bulması halinde mesleği bırakabileceğini söylüyor. İki öğretmenden bir tanesi ki öğretmenlik mesleği diğer mesleklerden farklı olarak çocukken en çok idealize edilen büyüyünce ne olacaksın sorusuna doktorla birlikte en çok verilen cevapken çocukluk hayalleri gerçekleşmiş, mezun olmuş ve bir şekilde geçmişte atanmış ya da kura sayesinde atanabilmiş öğretmenlerden iki öğretmenden birisi başka iş bulursam bırakırım bu mesleği diyecek duruma getirmiş tercihe getirilmiş zorlanmış durumdalar. Yeni müfredat eğitiminin tüm tarafların katılımıyla yeniden ele alınması çalışılması ve eğitim dönemi başlamadan önce bu yanlıştan mutlaka dönülmesi gerekiyor. Müfredat konusunu çok konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz. Yargıya taşıdık, yargıya taşındı. Bu konuyu en yakından takip etmeye devam edeceğiz. Tabii öğretmenlerin ekonomik durumları konuşulurken bir de öğrencilerin ailelerinin ekonomik farklılıklarını Türkiye'yi ne duruma getirdiğinin de bir altını çizmek gerekiyor. Nitelikli eğitimin sınıfsal bir sorun haline geldiği ortada. Bugün Türkiye'de nitelikli eğitime oluşmak, ulaşmak için sınıfsal bir farklılık var ve çocuğun sınıfı yok bazı coğrafyalarda ama sınıfların çocukları var ve farklı eğitim alıyorlar. Bakanlık bile sınav başarılarında ailelerin sosyoekonomik durumlarının etkili olduğunu rapor ediyor devlet okullarındaki eğitimin kalitesine güven gitgide azalıyor. Özel okul ücretleri ise karşılanamayacak bir durumda. Nitelikli bilimsel iyi eğitim çok varlıklı ailelerin çocuklarının erişebildiği bir ayrıcalıkken yoksul ailelerin çocuklarının aldığı eğitimin kalitesi her geçen gün düştüğü gibi bir tür okula zorlama, okul içinde belli ee, zorunlu hale getirilmiş fiilen seçmeli derslere zorlama gibi çocuklar arasında farklılıklar var. Eğitim sistemi yazboz tahtasına dönüşmüş ve siyaset buna tedbir almıyorsa yeni bir siyasetin harekete geçmesi, yeni bir siyasetin bu konuyla ilgili sözünü söylemesi, bu ülkenin önüne kendi reçetesini koyması gerekiyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ekonomik olarak da bu ülkeye yeni bir hikaye vaat ederken eğitim alanında da çok önemli iddialarda bulunmak, çok önemli hedefler koymak durumunda. Bunu önümüzdeki 4-9 Eylül arasında yapacağımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyılının değişim kurultayında ilk gün Sivas'ta başlayacağız sembolik olarak. İkinci ve üçüncü gün beşinde ve altısında Ankara'da tüzüğümüzü değiştireceğiz. Tüzük komisyonunun ve kurultayımızın çalışmalarıyla. Sonrasındaki üç günde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin program kurultayının ilk üç gününü yerli yabancı katılımcılarla, akademisyenlerle zenginleştireceğimiz gündemle tüm icraat alanları için ayrı ayrı çalışacağımız ve altı ila 8 aylık bir vadede yeniden toplayacağımız program kurultayıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını bir iktidar programı olarak hep birlikte sizlerle birlikte toplumun tüm bileşenleriyle birlikte çalışıp 2025 yılının bahar aylarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni programı için program kurultayımızı son bir kez toplayarak onu somut son haline getireceğiz. Şüphesiz o programın en önemli kısımlarından bir tanesi nasıl bir milli eğitim, nasıl bir müfredat, nasıl bir meslek kanunu, nasıl bir yüksek öğretim ve burada öğretmenlerin örgütlülüğünün önündeki engellerin nasıl kaldırılacağı, yüksek öğretim kurumu yapısının nasıl tamamen yüksek öğrenimin koordinasyona çekileceği, nasıl üniversitelerin demokratikleştirileceği, rektör seçimlerinin nasıl seçim şeklinde yapılıp atamanın sadece üniversitenin öğretim görevlerinin, öğrencilerinin, emekçilerinin ve okulla bağını koparmamış mezunlarının kullanacakları oylarla rektör seçiminin ne şekilde yapılacağına kadar son derece çağdaş, geleceği kucaklayan, bugünün hatalarından arınan bir programı milli eğitim alanında da ortaya koyacağız. Suat Özçağdaş'ın Gölge Bakanlığımızın yaz koşusu bugüne dair yaptıklarımız, yapacaklarımız ve Ekim'de yapacağımız birlikte çalışma ve mücadeleyi kapsayacağı gibi Eylül ayında startını vereceğimiz program kurultayımızın içindeki milli eğitim konusunda, milli eğitim politikaları konusunda sizlerle ortaklaşmamıza dair irademizi de kapsamaktadır. Hiçbir şeyi biz böyle istiyoruz böyle yapıyoruz diyerek değil doğrusu nedir hep birlikte yapalım diyerek e, ele almayı planlıyoruz. Son paylaşacağım bilgi veri şudur ki yapılan anketlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en yüksek oy aldığı illerde dahi geçmişte en yüksek oy aldığı kesim olan ev hanımlarının dahi evladının aldığı eğitimden memnuniyeti yüzde on dokuzdur. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizce tüm karnesi kırıktır. Ama en güçlü olduğu seçmen grubunda bile milli eğitim karnesi kırıktır. Yüz üzerinden on dokuzdur. İlkokuldaki bizim zamanımızdaki karne tanımlamasıyla başarısızdır. Soruyorlar AK Parti'ye karne verirsen milli eğitimde ne not verirsin? AK Partili seçmen bile başarısız diyor. Ne geçer diyor, ne orta diyor, ne iyi diyor. Pek iyi diyen, iyi diyen zaten yok. O yüzden bu mesele bir parti politikasının ilerisinde partimiz için diğer partilerin seçmenlerinin de taleplerini duymaya ve sesimizi onlara duyurmaya olanak yaratacak bir geniş açılım sergilerken bizi de bir parti politikası ortaya koymanın ötesinde Ulusal bir politikanın nasıl olacağının tartışıldığı bir zemine davet ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz Türkiye'yi ortalama geliri 4500 dolar olan Şangay İşbirliği Örgütü yerine bugünkü ortalama geliri 45 bin dolar olan yeni katılmış birkaç üyeden arındırıldığında 55 bin milli dolara sahip olan Avrupa Birliği hedefimiz vardır. Bu hedefe kavuşulduğunda 10 kat satın alma gücünde artış olacağını kestirmek güç değildir. Bu hedefe ulaşmak için 5 yıllık bir kısa vade ve 10 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında 45 bin dolarlık bir milli geliri hedeflediğimizi çok net olarak söylüyoruz. Bu taraftaki 4500 dolarlık kabus senaryosuna göre 10 kat daha müreffeh bir ülke vaat ediyoruz. Bu yolu yürürken Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında pek çok yetkinliğin yanında en az bir yabancı dilin en iyi seviyede okunduğu, konuşulduğu ve yazılabildiği ve yine teknolojik yetkinlik açısından en üst düzeyde mezun edilmiş lise öğrencilerini öngörüyoruz ve üniversiteye giderken veya da üniversite dışında bir alana yönelirken bu yetkinlikte olmalarını öngörüyoruz. Ben haftanın ilk gününde en kıymetli saatlerini haftanın planlanması açısından bize ayıran çok değerli eğitimcilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ee, Suat Özçadaşa çok teşekkür ediyorum bugüne kadar verdiği emekler ve bugünden itibaren Anadolu ve Trakya'da başlatacağı yerel koşular için maratondan ayrılıp oraya dönüyor. Sayın Gamze Taşcıer e, bir başka Bakanımız o e, sendikal anlamdaki e, paylaşımlar için burada bulunuyor. Kendisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Gölge Kabinemizde. E, Milli Eğitim Bakan Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. E, bu süreçte e, yaz boyunca eğitimi ne kadar gündemde tutabilirsek bu, bu ülke için bir kazanımdır. Sizler çok zor coğrafyada, çok zor şartlarda, çok zor bir iş yapıyorsunuz hak arama mücadelesi veriyorsunuz. Hem üyeleriniz için bu mücadeleyi veriyorsunuz hem de üyelerinizin yetiştirdiği öğrencilerin alacağı eğitimin e, kalitesi, standartları sorunlarının ortadan kaldırılması için e, veriyorsunuz. Bir kez daha bir öğretmen çocuğu olarak ve endişeli bütün emekli öğretmenlerin gözünü dönüp gözünün içine baktığı partinin genel başkanı olarak hepinize Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.